Merhaba arkadaşlar. Bilim, teknoloji ve hayata dair her şeyi paylaştığımız YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün sizinle geçmişten günümüze bilgisayar, tablet ve cep telefonu dahil kullandığımız elektronik cihazlardaki aksesuarları konuşacağız. Bende var diyeceğiniz bir aksesuar mutlaka olacak. Ama bu da mı varmış dedirtecek birçok aksesuar birlikte şimdi göreceğiz. Geçmişten günümüze bir serüven için hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi hayatımızı kolaylaştıran dockstation'lar ve özellikle de bizim için standlar çok kıymetli. Hayatımızı kolaylaştıran önemli ürünler. İşte iPhone çıktıktan sonra 3 ile beraber 4 ve onunla beraber gelişenler. Yine Samsung'un ürünleri veya kendisine spesifik işte BlackBerry gibi her telefonda kendisine spesifik bazı dockstation'ları veya standları vardı. Ama bunlardan özellikle de ses sistemi olup hem dockstation olanlar var ses sistemleriyle beraber. Aynı zamanda çok farklı çıktılarına sahip olan çok spesifik dockstation'lar var. Ya da işte her bir cihaz özellikle de en modern cihaz için bile kullanılabilecek olan, şu anda bile kullanılacak olan ama o dönemdeki iPhone'lara göre de kullanılan dockstation'lar var. Gerekirse bunları birçok ürün içinde kullanabiliyoruz. Ama ben size bir tanesini tanıtmak istiyorum. Hayatımızı kolaylaştıran şık ve dizayn ile beraber masanızda çok rahatlıkla her zaman hem en havalı bir şekilde kullanabileceğimiz bir ürünü tanıtmak istiyorum. Bütün bu dockların içerisinde benim için masamda, ofisimde, bazen evde kullandığım güzel docklardan bir tanesi. Bir şarj ünitesine bağlıyorsunuz. Telefonumuzsa bir iPhone 4. Ve o zamanki standlara göre buraya telefonumuzu bağlıyoruz ve telefonumuzu görebiliyoruz. Telefon geldiğinde veya çevirmek istediğinizde hemen telefonunuz geldiğinizde arıyorsunuz ve bir normal telefon gibi kullanabiliyorsunuz. Ve çok şık bir masa aksesuarıyla beraber çok kolaylık, rahatlıkla telefonu kulağınıza da götürmeden hem radyasyon açısından hem de Bluetooth bağlantısıyla çok şık bir konuşma keyfi veren güzel bir dockstation. Evet arkadaşlar, şimdi hayatımızı kolaylaştıran kablosuz klavyelere, yani cep telefonu veya bilgisayarlarımızda ya da tabletlerimizde kullandığımız kablosuz klavyeler, yani Bluetooth klavyeleri size tanıtmak istiyorum. Burada çok çeşitli ürünler var. Benim kullandığım ürünler bunlar. Kendisine spesifik olan, mesela iPad'ler için işte bir anda aslında Bluetooth kullanılabilen ama kendisine spesifik olan kullanılan var. Veya Samsung'un kendi tableti vardı. Hem böyle kendisine tümleşik bir Bluetooth klavye, aynı zamanda da çok güzel bir kılıf gibi koltuk altına taşınabilecek. Ama asıl önemli olan klavye kısmının kendisine tümleşik olarak tutabilmesi. Ya da hala en yenileriyle beraber işte ilk eskilerden Apple'ın klavyelerini görebiliriz. Aynı zamanda çok amaçlı Bluetooth klavyeler var. Yine bir klavye ve elinizde eğer ki bir pointer olabilmesi, mesela bir pointer olabilmesi çok önemli. Aynı zamanda bir mousepad olması ve klavye olmasıyla birlikte çok hayatı kolaylaştıran Bluetooth klavyelerimiz söz konusu. Ya da telefonumuz varken çantamızın köşesinde olup çok rahatlıkla işte hayatımızı kolaylaştıracak olan bu tür böyle çok daha pratik klavyelerde söz konusu. Açtığınızda hemen birleştirebiliyorsunuz. Kendisi de bir standta oluşturabiliyor ve telefonunuzu koyup çok rahatlıkla bir stand olarak da kullanabiliyoruz bu klavyemizi. Herkesin çok da fazla merak ettiği klavyelerden çok eskiden beri bir sanal klavye, yani su döküldü, efendim kolam düştü diye dert etmeyeceğiniz bir klavye. Rahatlıkla bu klavyeyi kullanabiliyorsunuz ve bu klavye size çok büyük rahatlıkla da yazma keyfi var. Ne basabilirsiniz, su dökebilirsiniz, hiçbir problem yok. Ama bunu çok eski bir ürün. Bunun yenisi çıktı yaklaşık 1-2 sene öncesinde. O da 2 senelik yani yenisi de. Yenileri de, daha yenileri de şimdi var. Onları değil ama size daha eski olduğu için tanıttım. Bu var. Bu ürünse yine bir power bank olarak kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda telefonunuzu bir stand olarak kullanabilirsiniz telefonunuza. Veya bunu birazcık daha şöyle gösterecek olursak bir stand olarak kullanabiliyoruz. Ama aynı zamanda açtığımızda klavye olarak karşımıza geliyor. Ve çok rahatlıkla işte bakın hemen ekrana da bağlı. Hemen buradan kullanabiliyoruz. Ama bir özelliği var. Bir uygulamasını indirdiğimiz zaman kendisini uygulama indirdiğimizde bağlantı kurduğumuz anda telefonumuzla bir piyanoya dönüşebiliyor. Ve bir org oluyor ve buradan rahatlıkla çalabiliyoruz. Ve çok kullanışlı ve dediğim gibi uygulamayı kapattığınız andaysa
direkt klavyeye dönüşen, yine muhteşem, hayatı kolaylaştıran klavyelerden bir tanesi. Hala da keyifle kullanıyorum. Hem powerbank olarak kullanırken hem stand, aynı zamanda da sanal bir klavye keyfini veren, hayatı kolaylaştıran mükemmel ürünlerden bir tanesi. Evet arkadaşlar, şimdi sizlerle hayatımızı kolaylaştıran, telefonumuza, tabletimizle beraber kullanabildiğimiz görüntüleme sistemlerini veya da bizi hayatımızı kolaylaştıran ürünleri tanıtmaya çalışacağım. Kullandığım yine ürünler. Bunlardan bir tanesini zaten herkes de biliyordur. Samsung'un işte VR görüntü, özellikle de cihazı burada yerleştirip 3 boyutlu olarak izleyebildiğimiz sanal gerçeklik için güzel bir ürün. Samsung VR. Gear VR diye geçiyor ve telefonlardaki birçok uygulamayla da çok güzel çalışan bir görüntü. Çok eskiden beri de kullanıyoruz. Bir ara çok, yani sıra dışı bir üründü. Google Glass diye de geçti biliyorsunuz. Google Glass ürün olarak çok havalı bir üründü ama kişisel haklara saldırı olabilir düşüncesiyle bir kamera fonksiyonu nedeniyle daha sonra çok tutulmadı. Ama 2 GB hafızasıyla ve direkt kemik dokuya ulaşarak sesle beraber kumandası ve bütün görüntü sisteminde çok rahatlıkla büyük bir ekranı görerek de kendi sunularınızı ve görüntülerinizi ve görüntüyle beraber sesli komutlarla da birçok işlemi yapabildiğimiz, ama daha sonra neden ilerlemedi veya ilerletmedi? Google bunun ürünü çok daha, dediğim gibi, özellikle de kişisel haklara karşı, kayıtta mı değil mi, kayıt alınıyor mu, böyle bir cihazla her an kayıt altında, her bir konuşmayı ve herkesi kayıt altına alıp kişisel haklara saldırı nedeniyle de kullanılmadı. Ama çok genel bir ürün. Hemen her telefona, her görüntülü veya elektronik cihaza, bilgisayarınıza, kameranıza, telefonunuza bağlayabileceğiniz, kablo bağlantısıyla beraber kulaklıkları olan ve gözünüze taktığınızda yaklaşık 52 inçlik bir görüntü sağlayabilen, her türlü cihaza bağlanabilen bir ürün. Bunu çok keyifle düşün. Düşünsenize bilgisayarınızı veya cep telefonunuzu bağlayıp 52 inç ekranda çalışabiliyorsunuz. Mouse'unuzla beraber veya surf yapabiliyorsunuz. Mükemmel bir cihaz. Ama büyütmekle beraber çok küçük cihazları görebilmek de var bilgisayarınızda veya telefonunuzda. Bunun için de bir mikroskop diyeceğim, demeyeceğim. Büyüteç diyeceğim veya elektronik büyüteç diyelim veya elektronik zoom diyelim, cihazlardan bir tanesi. Telefonumuzun hemen arka kamerasında kullanabileceğimiz optik zoomla beraber olan bir cihaz. Yaklaşık 18-25 optik zoom sağlayabilen ve telefonlara arka tarafından kamerasına rahatlıkla bağlanıp görüntüyü çok rahatlıkla uzaktan zoom yapabileceğimiz güzel bir ürün. Çok ergonomik mi? Çok ergonomik belki değilse de bazen lazım olduğunda arayıp da bulamayacağımız bir ürün. Zoom yapmak için çok ideal, güzel bir ürün. Bunun yanında tabii, ama asıl burada bence ciddi ürün olarak iki tane ürün tanıtmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi iPhone'lar için kullanılan ve direkt bağlantıyı kurduğunuz andan itibaren projeksiyon cihazı olabilen, hemen açmaya çalışıyorum, bir projeksiyon cihazı olarak kullanabildiğiniz. Aynı zamanda bu projeksiyon cihazıyla olduğu gibi bir USB çıkışıyla beraber bir powerbank olabiliyor ve aynı zamanda da HDMI çıkış verebilen çok ergonomik bir cihaz, gerekirse dışarıdan da rahatlıkla da bağlanabiliyor. Bu cihazı ben çok keyifle kullandım ve hala da çok rahatlıkla da koyup bir projeksiyon olarak çok rahatlıkla izleyebileceğimiz bir cihaz. Ama başka bir ürün var. Hem HDMI girişiyle beraber, micro HDMI girişiyle beraber, aynı zamanda da wireless bağlantıyla telefonumuza bağlanabildiğimiz bir projeksiyon cihazı. Üzerinde ufak bir hoparlör de var ama dışarıya ses verebiliyoruz rahatlıkla. Aynı zamanda bunun bir de micro SD yuvası var. Bazı kayıtlarda da kendi görüntülerinizi de micro SD'ye koyup bununla görüntüde sağlayabildiğimiz güzel bir cihaz. Hem Android hem de iOS uyumlu ve bunu da size şimdi göstermek istiyorum. Özellikle de bence burada en önemli ürünlerden bir tanesi. Açılışını yapıyoruz. Şimdi bunu tabii çalıştırdığımız an itibariyle içeride ciddi bir fan soğutucu var. Çünkü biliyorsunuz projeksiyonlarda ısınma problemi ciddidir. Ter projeksiyon cihazında olduğu gibi mikrolarında da bir soğutma nedeniyle ciddi bir ses alabiliyorsunuz. Bunu duyabilirsiniz. Bununla beraber hemen cihazımızı bağlıyoruz. Şimdi cihazımızı açış yapıyoruz ve bu cihazımızı wireless'te
bağlıyoruz. Ve bağladıktan sonra projeksiyon seçeneğinde, görüntü seçeneğinde bu projeksiyonu seçiyoruz. Görüntü seçeneğinde iPhone'ların menüsünde. Biliyorsun ekran yansıtma seçeneğinde. Ve yansıtmayla beraber telefonumuz artık görünür hale geliyor. Şu anda da telefonumuz görünüyor. Ve eğer ki yan tutacak olursak da telefonumuzu çok rahatlıkla işte biraz önce kullandığımız gibi veya yan olarak da kullanabiliriz. Evet, burada gördüğümüz gibi cihazımız artık bir projeksiyon cihaza bağlı. Hala yeni ürünlerini de yeni versiyonlarını da alarak hayatımızı daha da kolaylaştırabiliriz. Şimdi arkadaşlar güç kaynakları yani çağımızın vebası olan enerjisiz kalmak, şarjsız kalmak, şarjsız kalmak. Çağımızın vebası durumunda yanımızda mutlaka bir power bank taşıyarak da telefonumuzun bataryası sürekli sosyal medyada ve internette olduğumuz için sürekli bir şarja ihtiyacımız oluyor. Power bankler biz bunun özellikle de çok çeşitleri var. Biz ilk defa çok yıllar önce belki 2010'lu yıllarda bir tane dağıtmıştık kendi belediyemiz adına. Böyle çok çeşitli power bankler var. İşte böyle üstüne telefonunuzu hemen yapıştırabileceğiniz tarzda hem micro USB hem Type-C hem iPhone kablosuna uygun olanları var. Çok yüksek miliamperde olanları var. 26.000 miliamper gücünde yani hızlı şarj kısmı dahil olmak üzere 3 tane USB çıkışıyla aynı anda iPad'inizi dahi şarj edebileceğiniz hızlı şarj kısmıyla da çok rahatlıkla şarj sürenizi yarıya kadar indirebileceğimiz 26.000 miliamperlik power bank var. Ama size ben power banklerden özellikle işte böyle çok çeşitleri var tabii ki. Ama bir tanesini tanıtmak istiyorum. Bu power bank'in güzel bir tarafı evet çok rahatlıkla bir lamba olarak kullanabildiğiniz gibi kendinize bir el feneri gibi kullanabildiğiniz gibi aynı zamanda bu power bank 12 voltla şarj edebiliyoruz bu power bank'i. Ama aynı zamanda 12 volt çıkış alabildiğimiz gibi USB'den 5 volt 2 amper çıkış alabiliyoruz. Aynı zamanda notebook şarj etmek için 19 volt 1,5 amper çıkış da verebiliyor bu power bank. Ama bunu bu power bank'i efsane yapan bir özelliği var. Bu özellik ise hemen şuradan kaldırdığınızda özel klipsleriyle beraber arabanızın aküsünü bittiği bir zamanda işte bir soğukta kış günü arabanızın akünüzü kutup başlarına bağlayarak bunun özel klipsleriyle beraber bağlayarak da arabanızı çalıştırabiliyorsunuz. Bu herhalde araba çalıştırabilen türünü tek örneği power banklerden bir tanesi. Gerçekten bir anda bir sürü şarj yapabileceğiniz birçok telefona rahatlıkla kişiye telefonda şarj imkanı tanıyabileceğimiz hala çok güzel çalışan mükemmel bir cihaz. Mouse'lar, pointer'lar ve özellikle de bir touchpad olarak kullanılan yine Bluetooth'lu bağlantılı olan diğer ürünlerimiz hayatımızı kolaylaştıran aksesuarları size tanıtacağım. Burada bazı ufak mouse'larımız var. Bunlar kablolu ama bunları tabii ki bir dönüştürücüyle beraber çok rahatlıkla cihazımıza bağlayabiliyoruz yine. Bunlar da böyle kullanılabiliyorlar ama diğerleri tamamen Bluetooth'lu ürünler ve bu ürünlere şöyle baktığımızda Air Mouse çok önce yaklaşık 8 yıl önceki bir ürün. Sağ sol kliklerle beraber işte pointer'ı olan aynı zamanda kendisinden şarjlı olan pilli olmayan güzel bir cihaz. Bu da yine masa üstünde gezdirerek kızılötesi çalışabiliyor ama aynı zamanda sağ ve sol klikleri olan yine kaydırma çubuğu olan mouse'umuz var. Diğer bir mouse ve klavye ve aynı zamanda oyun konsolu gibi oyunları oynayabileceğimiz bir ürün var. Bunu da yine buradan hemen dangle var. Bilgisayarımıza bağlayarak veya tabletimize ve gerçekten hem bir mouse'u var, üzerinde bir mouse var, klavyesi var ve tüm multimedya uygulamalarını çalıştırabileceğimiz gibi çok da oyunlarda da kolaylık sağlayan sağ sol klikleri dahil çok güzel ergonomik bir ürün. Ama ben size asıl bir ürünü tanıtmak istiyorum burada. Yaklaşık belki 7-8 yıl önce kullandığım bir USB tabii ki ara birimi olan bunu yine bir dönüştürücüyle ya Type-C'den veya USB'den bağlayabiliyorsunuz ve bağladığınız zaman Bluetooth bağlantısıyla bir parmak mouse diyebiliriz buna ve gördüğünüz gibi rahatlıkla da ekranda istediğimiz işlemi yapabiliyoruz. Parmak mouse'umuzu kullanabiliyoruz. Evet arkadaşlar, videomuzun son bölümünde artık sizinle hayatımızı kolaylaştıran cep telefonumuzla tabletimiz dahil, bilgisayarımıza dahil birbirlerine bağlayabilen, zaman zaman depolama, zaman zaman aktarma, zaman zaman birbirine bağlama gibi diğer işlemleri göreceğimiz bugüne kadarki kullandığım
aldığım aksesuarların bazılarına bahsedeceğim. Kart reader'lar var burada. Birçok kart reader var. Çok çeşit çeşit. Yani eskiden kullanılan flash kartlardan, memory stick'ten tutun, SD kartlar ve micro SD varıncaya kadar tüm dönüştürücüler ve hepsinin gerek micro USB olan Samsung ve diğer cihazlar dahil kullanılabilen, gerekse iPhone daha önceki bağlantı modelleri dahil olmak üzere yeni iPhone bağlantılar ve Type-C varıncaya kadar tüm bağlantı üniteleriyle hem projeksiyona hem başka bir görüntüleme sistemine, televizyona bağlamak dahil hafıza kartlarını okumaya varıncaya kadar HDMI ve işte VGA çıkışına kadar tüm çıkışları alabildiğimiz ürünler var burada. Gerek görüntüleme, gerek ses, gerekse şarj gibi çok ilginç ürünlerle karşılaşılabilir. Burada asıl önemli olan bir cihazda eğer ki bir wireless yoksa kullanılacak cihazlardan tutun, eski PCMC kartlarla internete bağlanmaya varıncaya kadar veya kulaklık çıkışı sağlayan ya da Bluetooth'u yoktur ama Bluetooth kulaklık olabilecek ürünler de dahil olmak üzere tüm cihazlarla bağlantı kurulabilecek ses, görüntü, bilgi aktarımı dahil her şeyi yapabileceğimiz ürünler var. Bu ürünlerle cihazımızı bir anda birçok multi çıkışla ürünlere dönüştürebiliyoruz. Mesela en son yeni ürün, bir iPad için bir ürün söyleyeceğim. Direkt bir kablolu internete bağlamak dahil HDMI kablo, iki tane USB, iki tane de Type-C çıkışı yapabiliyorsunuz tek bir girişle bağladığınızda. Bazı kolaylaştırıcı aksesuarlar var. İşte iPhone'unuza takıp hemen bir kablosuz bir şey kablolu hale gelebiliyor. Bunun gibi birçok ürünle de burada karşılaşabiliriz. Bir eski cihaza USB bağlayabilmek dahil olmak üzere. Yani eski bir yine Samsung tarzı bir cihaza, eski bir Note 6'ya yine bir USB bağlamak da dahil olmak üzere yeni ürünlerde de işte bu şekilde Type-C'yi USB'ye çevirip her türlü ürünü çok rahatlıkla mesela kullanabileceğimiz bir durum söz konusu. Ben bunu özellikle de kullanmak istiyorum. İşte dışarıdan bir mouse'u da iPad'inize çok rahatlıkla bağlayıp kullanabildiğimiz gibi. Bunu hakeza alıp eski bir ürün olan Samsung'a hemen bir dönüştürücü kullanarak da çok rahatlıkla USB çıkış elde edebiliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Zamanınızı aldım. Ama bütün bu ürünlerin eski ürünler dahil olmak üzere tamamen daha gelişmiş aksesuarlarla yeni cihazlarımızı da zaten çok rahatlıkla bağlayabiliyoruz. Ve bütün cihazlarımızda, yeni cihazlarımızda tüm eski versiyonları desteklemekle birlikte aslında çok yeni bağlantılar ve yeni işte biliyorsunuz kablosuz bağlantılara dahil olmak üzere hayatımızı zaten kolaylaştırıyor. Ama şu dönüştürücüler eski cihazlarla, eski sistemlerle, yeni sistemler arasında da ciddi bir bağlantı kurabiliyor. Teşekkür ediyorum. Hayatımızı daha kolaylaştırmak ve daha kolay bir hayat için mücadele etmeye devam ediyoruz. Evet, YouTube kanalımda daima sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum. Abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Hoşça kalın.